Beyler bayanlar selamlar. Bugünkü konumuz... Aa bir saniye. Duydunuz mu? Bunu daha iyi duymanız gerekecek. Şunu bir arttıralım. Daha net geliyor değil mi? Evet. Bugünkü konumuz ayak sesleri arkadaş. Düşman ayak sesleri olmadan nasıl dibimize geldi? Niye ben sesini duymadım? Lan adam önümde koşuyordu biraz önce ayak sesi çıkartıyordu. Nereye gitti bu ses gelmiyor şimdi? Gibi durumlarda hepimiz bulunmuşuzdur mutlaka. Ayak seslerinin ne tür durumlarda duyulmuyor? Nerelerde daha çok duyuluyor? Zeminden zemine fark gösteriyor mu ya da binadan binaya fark gösteriyor mu? Gelin ayak seslerini tüm detaylarıyla inceleyelim şimdi. Bildiğiniz üzere takım arkadaşlarının ve düşmanın ayak sesleri farklı. O yüzden de ayak sesiyle inceleme videosu yapabilmek için farklı takımlarda oyuna girmemiz gerekti. Abonelerimden Kerem bu konuda yardımcı oldu ve sürekli oyuna gir çık yaparak sonunda aynı oyuna denk gelebildik. Çok sağ olsun Kerem bu arada. Abone demişken de bu videoyu şu anda hazırlarken 1200 küsur abonedeyim. Eğer hala abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açarak hazırladığım rehber videolarını kaçırmadan takip edebilirsiniz. Ne diyorduk? Kerem'le aynı oyuna girdik düşman olarak. Haritanın da en ücra köşesinde diğer tüm oyunculardan uzakta bir bina seçtik. Bir binada çeşitli testler yaptık ve çok değişik sonuçlara ulaştık. Arkadaki videodan şu anda göreceğiniz üzere ben binanın içerisinde üst katta beklerken Kerem'e de sırayla çömelerek, yürüyerek, koşarak ve depar atarak binaya yaklaşmasını istedim. Hadi gelin tüm sonuçlara birlikte bakalım. Ama bakmadan önce videonun sesini arttırmanızı istiyorum. Bu sayede daha rahat duyabilirsiniz farkı. Çömelerek yaklaşırken sadece binanın dibinde çok çok az bir ses duyuluyor ki onu da oyunun esnasında duymanız imkansız. Yürüyerek yaklaşan bir düşmanın ayak seslerini ise çok dikkat ederseniz düşman yaklaşırken duyabiliyorsunuz. Tamamdır. Koşan düşmanın ayak sesini de çok uzaktan bile rahat bir şekilde işitebiliyoruz. Deparda da yine durum aynı. Rahatlıkla duyulabiliyor. Peki bina içindeyken ayak sesini daha kolay duymanın bir yolu var mı? Evet var. Etrafınızda bulunan cam, kapı gibi izolasyon sağlayan eşyalar oyun içinde de ses geçirgenliğini düşürüyor. Yani cam varken daha az ses geliyor. Gelin bir de düşmanı cam yokken dinleyelim şimdi. Bu sefer çömelerek yaklaşan düşmanı daha rahat duyabildik değil mi? Aynı durum yürüyen, koşan ya da depar atarak gelen düşman için de geçerli. Etrafınızdaki camı kırarak ya da kapıyı açarak yaklaşan düşmanı daha rahat duyabilirsiniz. Gelin bir de daha çok kapı ve camın olduğu alt katta uygulayalım bu testi. Bu sefer alt kattaki tüm camlar sağlam ve kapılar kapalıyken Kerim etrafında koşarak bir tur atacak. Evet, sesin nereden geldiğini duyabiliyoruz, tahmin edebiliyoruz. Ama bakalım kapıları açmak, camları kırmak nasıl etkileyecek? Siz de aradaki farkı duyabilecek misiniz? Ay. Ney? Tamamdır. Gördüğünüz üzere sesin gelme noktası ile aranıza giren
her engel sesin azalmasına neden oluyor. O yüzden bina içindeyken kapıyı açarsanız ya da camları kırarsanız sesin daha fazla gelmesini sağlayabilirsiniz. Tabii sırf ses duymak için camı kırmak riskli bir hareket. Hele camı düşmanlar yakındayken kırarsanız "Oo gençler ben buradayım hadi gelin beni öldürün" demekten farksız olur. Direkt kendi yerinizi belli edersiniz. Aynı şekilde kapıyı açık bırakmak da düşmanın kapı açma sesi çıkarmadan içeri girebilmesini sağlar. O yüzden ses duymak için hadi her yere açık bırakalım mantığı doğru bir yaklaşım değildir. Kapı ses demişken de hemen de şuraya araya küçük bir tüyo sıkıştırayım. Kapı açmanın da 3 farklı yolu var arkadaşlar. Biri tekme atarak girmek ki en çok sesi o çıkartır. İkinci yolu etkileşim tuşu ile kapıyı açmak. Bu yine ses çıkartır ama dikkatsiz bir düşman bu sesi kolaylıkla fark edemez. Üçüncü ve benim size sürekli yapmanızı önereceğim yol ise kapıyı aralayarak açmaktır. Bunu yapmak için silahınızı eğim alırken kapıya yaklaşıp F'ye basmanız gerekir. Kapı hafif aralandıktan sonra ise kapıya doğru yavaşça yürüyerek tamamen açılmasını sağlayabilirsiniz. Bu yolla neredeyse hiç ses çıkarmadan bir binanın içine girebilirsiniz. En az ses çıkartan yoldur kapıyı aralayarak açmak. Ve sadece dikkatli kulaklar bunu duyabilir ki eğer düşman da birazcık uzaktaysa hayatta fark edemez bu sesi. Hani uzaktayken duyamazdan kasıt uzak ne kadar, yakın ne kadar. Ne kadarlık bir mesafeden duyabiliyoruz ayak sesleri. Şimdi de sakın ya Ozan duyuyoruz işte ne kadar olmasının ne önemi var falan gibi şeyler demeyin, sakın öyle düşünmeyin. Ayak sesine göre yaklaşık olarak düşmanın uzaklığını tahmin edebilirseniz ona göre stratejinizi, ona göre taktiğinizi belirleyebilirsiniz. Hadi şimdi de gelin her hareketi ne kadarlık bir mesafede duyabiliyoruz ona bakalım. Evet. Mark the target. Mark the target. Çömelerek gelen bir düşmanı 8 metreden itibaren duyabiliyoruz. Yürüyerek gelen bir düşman ise 11 metreden itibaren duyulabilir bir hale geliyor. Fakat 8 metrede daha belirgin oluyor bu ses. Şimdi normal koşarak geliyorum. Hostile. Koşan bir düşman ayak seslerini de 30 metrede bile duyabiliyoruz. Fakat yaklaşık 21 metre civarında ses belirgin bir hale geliyor. Hala da sesle ilgili bilmemiz gereken bir şey daha var. Siz de fark etmişsinizdir ki zemine göre de farklı farklı sesler çıkıyor. Örneğin betonda, ahşapta, toprakta, çimende hareket ettiğimiz zaman sesler farklı çıkıyor. Bu oyunun gerçekçiliğini arttırıyor. Sonuçta toprak üstündeki adım sesiyle çimendeki aynı değil. Aynı şekilde ahşap ile betonda. Peki farklı ses çıkartırken aynı düzeyde mi ses çıkıyor yoksa daha farklı mı? Biraz önce beton üzerine testimizi yapmıştık ya. Hemen yanında da şimdi çimler varken hadi çimlerin üstünde testimizi tekrarlayalım. İkisinin arasında fark var mı yok mu kontrol edelim. Çömelerek, yürüyerek, koşarak bu sefer daha az ses geliyor. Fakat düşmanı aynı mesafede duyabiliyoruz. Şu an dediğim biraz saçma farkındayım. Yüksek ses çıkartıyorsa normalde mantıken daha uzaktan duymamız gerekir değil mi? Yaptığım incelemeler sonucunda bir hareketi duyma menzilini hep aynı ayarlamışlar. Yani betonun üstünde de çimen üstünde de olsanız çömelerek atıyorum 8 metreye kadar duyabiliyorsunuz. Ama şöyle bir fark var. Beton üzerindeyken 40 desibel kadar ses çıkıyorsa çimen üzerindeyken 30 desibel çıkıyor. Daha az ses çıkıyor. Rakamları da örnek olması için tamamen salladım. Çünkü bu sizin ses ayarlarınızı görüp değişiklik gösterecektir arkadaşlar. Ses ayarlarını sonuna kadar yükselterek ayak sesinin hem daha fazla ses çıkarmasını hem daha uzaktan duymanızı sağlayabilirsiniz. Fakat bu sefer herhangi bir çatışma sırasında kısa süreli işitme kaybı yaşayabilirsiniz. Yaptığım bu testlerin default ayarlarda yapıldığını unutmayın. Konumuzdan da sapmadan geri dönersek en sessiz zemin toprak ve çimen. Ardından asfalt ve beton, sonra da ahşap döşeme geliyor. En çok ses çıkartan zemin ise metal arkadaşlar. Bu bilgiye göre bundan sonra bir binayı ittirirken düşmana ses vermemek için adım atacağınız zemini ona göre belirleyebilirsiniz. Eğer metal zeminden itecekseniz zaten çok ses çıkartacağınız için ses kasmadan direkt düşmanın üzerine oynayabilirsiniz. Çünkü düşman zaten sizi rahatlıkla duyabilecek. Orada ses kasmadan ilerlemenizin hiçbir anlamı yok. Tam tersi bir durumda da örneğin toprak ya da beton zeminde saldıracaksanız daha çok sese göre oynayabilirsiniz. Çünkü adım sesleriniz duyulmayacak. Düşmanın arkasına sessiz sessiz yaklaşıp
Düşmanı çok rahatlıkla öldürebilirsiniz. Stratejinizi buna göre belirleyebilirsiniz. Bir rehber videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Sesle ilgili tüm bilgileri, her şeyi aktarmaya çalıştım. Ama unutmayın, dediğim gibi benim ses ayarlarımda ben bu kadar desibelli, bu kadar ses seviyesiyle duyabiliyorum. Siz farklı bir ses ayarıyla daha fazla duyabilirsiniz. Ama bu genel olarak ses oranlarını ve mesafeyi etkilemez. Son olarak da eğer düşman Death Silence kullanıyorsa hiçbir şekilde ses çıkarmaz. O yüzden Death Silence'ı düşmanlara karşı dikkat edin. Yerde Death Silence bulduğunuzda da onu kapıp olabildiğince düşman öldürmeye bakın arkadaşlar. Bu videomu da sevdiyseniz aşağıdan beğeni tıklayarak daha fazla rehber videosu üretmemde beni gazlayabilir. Aynı zamanda her gün ürettiğim içerikleri de kaçırmamak adına aşağıda abone ol'a tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Geldiniz, izlediğiniz için çok sağ olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.